Merhabalar, ben Yunus Entür. Bir Futbol Muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere dış çekimde yayın yapıyoruz. İşten çıkarken Galatasaray Arda Turan'ı açıkladı. Şimdi yanımdaydı dedim, Nurcan dedim, gel dedim. Hazır ekipmanlarımız yanımızdayken Selimi'ye karşı bir yayın yapalım. Güzel olacağını düşünmüştüm açıkçası. Tabii şimdi Arda Turan transferini detaylı bir şekilde sizlerle konuşacağız. Şimdi Arda Turan, biz yaklaşık 2 aydır Galatasaray'a geleceğini, özellikle de 3 hafta önce de Galatasaray'ın gündeminde olduğunu ve Galatasaray'la anlaştığını defalarca kez söyledik. Özellikle bundan 3 hafta önce Fatih Terim'le yapmış olduğu görüşme çok olumlu geçti. Ve aynı şekilde bu olumlu görüşmenin ardından Fatih Terim yönetime dedi ki, ben Arda Turan'ı istiyorum. Bu sayede Arda Turan Galatasaray'a gelmesinin ilk adımı atıldı. Bugün de resmi imza atıldı ve resmi sayfadan da açıklama yapıldı. Ve bir kısım görüyorum, Arda Turan başarılı olur diyor. Bir kısım diyor ki hiç gerek yok. Hatta bazı kısımlar Arda Turan transferinden sonra Galatasaraylı'nın askıya aldığını söyledi. Tabii bunlar olacaktır. Çünkü daha önce Arda Turan'ın, bakın tırnak içerisinde söylüyorum, özel yaşantısında sıkıntı olduğunu herkes biliyor. Bu sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü saha içerisinde nereden baksanız 2,5 yıldan beri performans sergileyemeyen bir Arda var. Ama Barcelona serüveni de aslına bakarsanız Arda için fena geçmedi. Yani yanlış hatırlamıyorsam, şu an bilgisayar üzerinde değilim, 55 maçta 17 veya 18, yani 16, o civarlarda bir golle oynamıştı. Arda Turan aslında orada başarılıydı ama önünde Messi, Neymar gibi oyuncular varken tabii ki de Arda Turan'ın oynaması biraz imkansızdı. O sayede Arda Turan orada tutunamadı. Şimdi Arda Turan Galatasaray'da başarılı olur mu? Bunu konuşalım. Tabii sizler aşağıya yorum yazarsanız her türlü cevabı sizlere veriyorum. Elimden geldiği kadar da herkese içtenlikle cevap vermeye çalışıyorum. Mesajlar, yorumlar arttıkça ben mutlu oluyorum. Bunu tekrar sizlerle paylaşayım. Şimdi Arda Turan konusunda ben yani başarılı olsun olmasın şunu söylemek istiyorum. Her takımda o Galatasaray aidiyetinin yaşayan bir futbolcusu olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Galatasaray'da bu tip oyuncular var ama Arda Turan bunu bir tık daha üst seviyede yaşatacak bir futbolcu. Çünkü Galatasaray altyapısından yetişmiş bir futbolcu ve her seferinde ben Galatasaraylıyım diye söylemiş bir futbolcu. Bu çok önemli. Şimdi bazı taraftarlar ona diyor ki, Arda Turan'a neden geldi, neden işte bu saatten sonra transfer ettik gibi açıklamaları görüyoruz. Kendi taraftarının bu şekilde açıklama yapması, tweet atması biraz yadırgıyorum. Sebebi şu, ya sizler de Galatasaraylısınız, ben de Galatasaraylıyım. Şu an taraftar olarak şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani Galatasaray'da oynasam, diğer takım, oynadığım takımlarda daha çok, daha fazla istekle oynayacağını söyleyebilir taraftarlar. Bunu yazan taraftarlar. Bir de Arda'nın penceresinden değerlendirmek lazım. Bakın, duyar kasmıyorum. Arda iyi bir Galatasaraylı. Ve takım içerisinde şöyle, bir tane papaz futbolcuya ihtiyaç var. Bakın, ben biraz argo konuşuyorum. Futbol oynamış insanlar beni anlayacaktır. Papaz futbolcu nedir? Papaz futbolcu takımı abisidir. Bakın, abilikten kasıt kabadayılık değil. Altyapıdan bir çocuk çıkar, ona bir ihtiyacı olduğu zaman yardım eder. Aynı zamanda yeni transfer geldiği zaman yeni transferin oraya alışmasını sağlar. Hocayla takım arasında bir köprü oluşturur. Arda bunları yapabilir. Arda bunları yapabilecek kapasitededir. Ve bilgiye de sahiptir. Ve her ne kadar da teknik direktör sağ dışında takımı yönlendirse de sağ içi lider çok önemli. Bunu nereden anlayabiliriz? 20 dakikalık Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'ye neler kattığını hepimiz gördük. Aynı şekilde şunu söyleyeyim. Arda aynı katkıyı yapar diyemiyorum. Çünkü 2,5 seneden beri oynamayan bir Arda var. Bu net, aşikar. Ama bu katkıyı yapma ihtimali de var. Biliyorsunuz ki boş mukaveleye imza attı. Boş mukaveleye imza attı. 1+1 yıllık. Burada kaybedecek bir şey yok ki Galatasaray.
Galatasaray ne kaybedebilir? Takımı karıştırır diyor. Hayır, karıştırmaz arkadaşlar. Niye karıştırsın? Bakın, takımı karıştıracak tek şey nedir biliyor musunuz? Ben yıllarca futbol oynadım. Ben bunu sürekli yaşadım. Sürekli gördüm. Grup. Grupçuluk başladığı an takımlar çöküşe doğru gidiyor. O sebepten dolayı şunu söylemeliyim. Arda Turan bu takıma abilik yaparsa, bakın kabadayılık demiyorum, bunu hemen oraya çekmeyin. Abilik yaparsa, saha içerisinde liderlik yaparsa, ya oyunu değiştirebilecek, belki Fatih Terim bu şekilde değerlendirecek. Son 15 dakika, son 20 dakika atacak, oyunu değiştirebilecek kaliteye sahip, yetenek kaybolmaz arkadaşlar. Yetenek sabittir, kalıcıdır. Sadece form değişir. Formu nasıl kazanırsınız? Çok çalışarak kazanırsınız. Form geçicidir, yetenek kalıcıdır. 60 yaşında olsanız da hala o yeteneğiniz sizde vardır. Sadece formunuz, kondisyonunuz, fizik gücünüz düşer. Futbolcular neden bırakıyor? Yeteneği kaybolduğu için değil. Bakın, Hacı neden bıraktı? Hacı oynasa oynardı. Demek ki vücudu artık kaldırmadı, istemedi. O sebepten bıraktı. Hala 2 yıl oynardı yeteneğiyle. Arda'nın yeteneği kaybolmuş değil ki. Yetenek kaybolmaz. Arda'nın form tutmaya ihtiyacı var. Fiziki açıdan eğer ki iyi bir Arda Turan izlersek, yani fizik olarak hazır bir Arda Turan olursa, tabii ki de Galatasaray'a yetenek olarak çok şey katacaktır. Ve çok değerli hocalarla çalıştı. Hepsinden bir şeyler aldı. Ben de çok değerli hocalarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldım. Şu an antrenörlük yaptığım zaman da aynı şekilde hocalardan artı yönlerimi bir şekilde birikim yapıp çocuklara aktardım antrenörlük yaparken. Aynı şekilde Arda da ne yapacak? O birikimlerini saha içerisinde, antrenmanlarda, saha dışarısında takım arkadaşlarına, genç arkadaşlarına veyahut maç içerisindeki takım arkadaşlarına o birikimini aktaracak. Çok basit bir olay olarak sizlere anlattım. Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesini olumlu olarak karşılıyorum. Arda Turan'a ve Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyorum. Tek dileğim de şu. Umarım Galatasaray'da Arda Turan başarılı olur. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Dediğim gibi tekrar tırnak içerisinde söylüyorum. 2,5 sene oynamamış, 3 sene oynamamış. 2,5 sene önceki Arda Turan'ı görebiliriz. Yetenek kaybolmuyor arkadaşlar. Tekrara düşmek istemiyorum ama yetenek kaybolmaz. Yetenek kalıcıdır. Form aynı zamanda fizik, kondisyon gelip geçicidir. Bunu zaten fit Arda olarak gördük. Çalışmış, her gün çalıştı. Çalışmaya da devam edecek. Bu hırsıyla Arda Turan neden Galatasaray'a faydalı olmasın? Evet, Nurcan Hanım, sorunuz var mı? Peki, taraftar sence Arda Turan'ı nasıl karşılayacak? Şimdi ya ikiye bölünmemiş de, üçte ikisi Galatasaray taraftarının istiyor. Üçte bir kısmı istemiyor. Şimdi zamanında aynı şekilde Burak da istenmemişti. Ama Burak Yılmaz Beşiktaş'a çok şey kattı. Ve bugün Lille gitti. 36 yaşında. Ya Arda belki gitmesin, kalsın. Ama iyi performans sergiledikten sonra Arda da belki talibisi artacak. Yani bu şekilde değerlendirelim. Futbolda şöyle kötü yorumlar yapan arkadaşlara söylüyorum. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Siz bugününüzü değerlendireceksiniz. Dün geride kaldı. Önemli olan bu. Evet, yavaş yavaş videomu sonlandırıyorum. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.